Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pet şişeden ev yapımı tırtıl kurabiye aparatı hazırlayacağız. Ve de hazırlamış olduğumuz aparatla pastane usulü ağızda eriyen nefis mi nefis kurabiyeler yapacağız. Her zaman olduğu gibi malzeme listesi açıklama kısmında yazılı olacaktır. Lakin tarifi denemeden önce videoyu dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyor. Ve tarife geçmeden önce hepinize keyifli seyirler diliyorum. Öncelikle kurabiye hamurumuzu hazırlamakla işe başlayalım. Bunun için 1 adet yumurtayı uygun bir yoğurma kabının içerisine alıp üzerine 1 su bardağından 1 parmak eksik pudra şekeri ilave edelim ve yumurta ve şeker homojenize bir kıvam alıncaya kadar karıştıralım. Ve şeker yumurtanın içerisinde eridikten sonra üzerlerine 1 çay bardağı dolu sıvı yağ. Bu arada kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 mililitredir. 125 gram oda ısısında beklemiş, yani tamamen yumuşamış margarin veya tuzsuz tereyağı. 2 dolu yemek kaşığı mısır veya buğday nişastası. Ben buğday nişastası kullandım. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilin ilave edip karıştıralım. Bu arada az önce de söylediğim gibi kullandığımız katı yağ mutlaka oda ısısında beklemiş olmalı. Yani şöyle üzerinden bastırdığımızda kolaylıkla ezilmelidir. Aksi takdirde hamurumuz istediğimiz kıvamda olmayacak. Birazcık karıştırdıktan sonra azar azar un ilavesi yaparak karıştırmaya devam edelim. Ve hamurumuz karıştırılmayacak kıvama geldiğinde spatulamızı veya kaşığımızı çıkartıp elimizle yoğurmaya devam edelim. Ben toplamda 200 ml'lik su bardağı ile 3 dolu su bardağı un kullandım. Ben her zaman kullandığım un miktarını sizlere söylesem de yine de sizlerin kullanmış olduğunuz unun kalitesinden veya yumurtanızın boyutundan etkili olarak 1-2 yemek kaşığı kadar oynama olabilir. O yüzden mutlaka unu kontrollü bir şekilde ekleyin. Ve hamurumuz artık hazır oldu. Kıvamını kontrol etmek için parmağınızla üzerinden şöyle çizikler atabilirsiniz. Eğer görseli şu anda ekranda gördüğünüz gibi oluyor ise demek ki hamurunuzun kıvamı artık olmuştur. Şimdi geçelim kurabiye aparatımızı hazırlamaya. Bunun için yarım litrelik bir su şişesi alalım ve eski bir bıçağın ucunu güzelce ısıtarak şişenin kapağından şöyle bir çizik atalım. Daha sonra ona çapraz bir çizik daha atıp bir artı işareti oluşturalım. Ve artı işaretini oluşturduk. Şimdi arada kalan boşluklara da birer çizik atalım. Bu aşamalarda sık sık bıçağınızın ucunu ısıtmayı unutmayın. Ve şöyle sonuncu çiziği de attıktan sonra gördüğünüz gibi bir yıldız şeklini aldı. Şimdi şekli tamamen oturtmak için bıçağın ucunu ısıtarak üzerinden hafif hafif bastıralım ve şeklini genişletelim. Ve son dokunuşlarımızı da tamamladıktan sonra gördüğünüz gibi kapak yıldız şeklini aldı. Şimdi baş kısmından birazcık boşluk bırakarak keselim. Bu aşamada da özellikle bıçağın ucunu ısıtarak keselim. Yani makasla kesmeyelim ki daha sonrasında aparatla uğraşırken elimize zarar vermesin. Ve tırtıl kurabiye aparatımız artık hazır oldu. Diğer hazır kurabiye aparatını züccaciyelerden temin edebilirsiniz. Bana göre ona hiç gerek yok. Çünkü şekli çok da güzel olmuyor. Kendi yapmış olduğumuz ev yapımı kurabiye aparatı çok daha güzel bir şekil oluşturdu. O yüzden eğer yapabiliyorsanız mutlaka evde yapmanızı tavsiye ederim. Ve hamurdan azar azar kurabiye aparatının içerisine koyup yavaşça üzerinden bastırarak yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsisine sıkalım. Dilediğiniz boyutlarda sıkabilirsiniz.
Hamuru sıkarken tek seferinde sıkmaya çalışalım. Aksi takdirde kırılırsa piştikten sonra da yapışmıyor. Yani o şekilde kalacaktır. Veya hamuru tekrardan sıkmaya çalışalım. Şöyle elimizle de yavaşça kırabiliriz. Hamur gerçekten o kadar güzel ve yumuşak ki kesinlikle çalışması da kolay olacaktır. Bu arada tarifimi eğer buraya kadar izlediyseniz, beni her nerelerden takip ediyor iseniz yorum kısmında bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi belirtirseniz çok sevinirim. Ve bir tepsiyi dolduracak kadar hamura şekil verdikten sonra önceden ısıtılmış 170 derece fırında kurabiyelerimizi pişmeye gönderelim. Ortalama pişme süresi 10-15 dakikadır. Hızlı bir şekilde piştiği için kontrollü davranmanızı tavsiye ederim. Pişirirken üzerlerini çok fazla kızartmamaya dikkat edin. Daha sonra ise fırından çıkartıp soğutmuş olduğumuz kurabiyelerimizi benmari suyla eritilmiş çikolataya bandıralım ve istersek o şekilde bırakalım, istersek de toz fıstık veya Hindistan cevizi ile süsleyelim. Ve tırtıl kurabiyelerimiz artık servise hazırdır. Gördüğünüz gibi kurabiye aparatımız hazır satılanlardan bile çok daha güzel bir şekil verdi. Kurabiyelerimiz ise pastanedekilerden bile güzel ve de çok lezzetli. Umarım sizler de tarifimi denersiniz. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak adına videomu beğenebilir, emoji dahi olsa yorum bırakabilir, hatta aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak ister sosyal medya hesaplarınızda isterseniz de WhatsApp hesabınızda tarifimi sevdikleriniz ve ailenizle paylaşabilirsiniz. Yepyeni videolu tariflerimden haberdar olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.